Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bu videoda Clash at the Castle, WWE, Clash at the Castle 3 Eylül'de yapılacak olan etkinlikte maç tahminlerimi size sunacağım ve ee, maçları küçük bir inceleme yapacağım. Çok uzun bir video olmayacak. O zaman hadi bakalım hemen uzatmadan o zaman başlayalım. Hadi bakalım. İlk öncelikle ilk maçımıza geçelim o zaman. Clash at the Castle'da güzel olacağını düşündüğüm maçlardan birisi ee, Edge ve Rey Mysterio vs The Judgment Day Yani Finn Balor, Damon Priest Bunda ee, çok netim Bunda kesinlikle bence Edge ve Rey Mysterio kazanacaktır diye düşünüyorum Belki bir sürpriz olabilir The Judgment Day kazanabilir Bakalım başka söyleyebilecek bir şeyim var mı bu maç hakkında Bakıyorum da düşünüyorum Ha yani zaten e, aralarındaki... E, olayı biliyorsunuz çoğunuz Raw'da falan gerçekleşen olayları biliyorsunuz Edge ve Rey Mysterio e, bir araya gelmeye çalışıyorlar böyle arkadaş olmaya çalışıyorlar eski günlerdeki gibi e, bir yandan da Rey Mysterio ve Edge kişisel olarak kendileri e, Finn Balor'la Priest Priest'le ilgileniyor ve Edge ile Rey Mysterio işte karşı karşıya geliyorlar bir de eski arkadaşlar falan filan arada oğulları kaynıyor e, Rhea de var tabi bunu triple threat yapamamışlar yani 3'e 3 yapamamışlar ee, az önce galiba yanlış söyledim neyse 3-3 ee, yapamamışlar Çünkü bir tarafta kadın var O yüzden yapamamışlar Real Rift var yani Yani kısacası Edge ve Bunu kazanacaktır diyorum ve hızlıca geçiyorum Evet şimdi sıradaki maçımıza geldik İkinci maçımız Clash at the Castle'da yapılacak olan Gunter vs Sheamus For the Intercontinental Championship Uluslararası şampiyonluk için Gunter ve Sheamus karşı karşıya gelecek. Eski ismiyle Walter Gunter'a çevirdi tabii ki de Sheamus'u da biliyorsunuz Sheamus, Sheamus da her zaman. The Celtic Warrior diyebiliriz. Sheamus'ın nasıl Intercontinental Championship avantajı kazandığını öğrenmek istiyorsanız hemen açıklayayım. SmackDown'daydı galiba değil mi? Evet SmackDown'da Fatal Five Way bir maç yapıldı. İçinde Sami Zayn'i hatırlıyorum bir tek. E, onun dışında başka hatırlamıyorum kim olduğunu ama birileri daha vardı. Orada niye Sami Zayn aklında? Çünkü e, Sami Zayn'e Roman Reigns şey dedi biliyorsunuz Roman Reigns'in e, takımına katılmak istiyordu Sami Zayn. Katıldı da bir şekilde. E, dedi ki eğer Intercontinental Championship kemerini alırsan bana getirirsen seninle gurur duyarım dedi falan filan işte. Sonra Sami Zayn'de işte ona söz verdi yapacağım falan filan dedi. Bunu da seyirciler çok tepki gösterdi. Yani tepki gösterdi mi? İyi bir tepki gösterdi. Sami Zayn'in kazanmasını istediler. Yani resmen maçta Sami Zayn'e vurulduğu zaman hemen bu çekiliyordu. Bilmiyorum. Sami Zayn'in kazanılması isteniyordu diye gördüm. Eee... Zaten son anda kazanacaktı eğer Happy Corbin olmasaydı. Happy de vardı maçta şimdi aklıma geldi. Happy Corbin semizeğini çekti pin'den hemen. Ee, Furniture'ını yaptıktan sonra öyle hatırlıyorum. Ardından da zaten Sheamus da geldi bir anlamda bu fırsatın istifade dedi ve Sheamus’a Broke Kick'i yapıştırdı. Pardon Happy Corbin'e Broke Kick yapıştırdı çok karıştırdım pardon. E, ondan sonra Seamus zaten kazandı. Sonra birbirleriyle yüzleştiler falan filan. Seamus dedi o kemer benim olacak dedi. Gunter dedik ki ben ring generalim. Bu kemer bana ait falan filan dedi işte. Bu maçta da bence e, ee, Gunter kemerini koruyacak diye düşünüyorum. Gunter diyorum. Yani daha çok olmadı yani kemer alalı bir de bilmiyorum. Seamus'a kemer mi onu düşünüyorum. Yani verilebilir aslında niye olmasın ki hazırda bir de iki tane arkadaşı var yanında Butcher eski ismi aklıma geldi Pete'den. Bir de Rich Holland da evet Rich Holland da ismi adamın o var. Yani tek başına yürütmez yani kemer saltan altının yanında birileri falan olur. Gunter'ın da var zaten ama bilmiyorum ben gene de içimden bir ses diyor ki bunu Gunter kazanacak. Benim fikrim Gunter'dan yana ee, o zaman hadi bakalım hiç uzatmadan sıradaki maçımıza geçelim. Aslında asıl olması gereken yer SummerSlam'de olacaktı ama Clash at etti Castle'a doğru taşındı, iptal edildi. Riddle sakatlık geçirdi falan filan. Riddle vs. Seth Freakin' Rollins maçı. Ee, Clash at etti Castle'da üçüncü maçımız bu. Bunda zorlanacağım işte. En zorlanacak yani tahmin etmekte en zorlanacağım maçlardan birisi bu. Evet diğerlerinde çok zorlanmadım ama onlar da biraz zorlandım ama en zorlandığım bu büyük ihtimal. Bilemiyorum. Yani son birkaç haftadır bayağı birbirleriyle husumetliler falan filan. En son zaten konuşmalarını hatırlıyorsunuz Rav'da. Bayağı bir özellikle zaten şey e, yani konuşma falan bitti yani dağıldılar falan. Set freaking rolls şey dedi son anda. Hey Rizal hala orada mısın falan filan dedi ya. Orada zaten iş koptu artık aileye doğru çevirdiler tarafı. Yani ilk öncelikle Riddle yapmıştı zaten ee, konuşma sırasında. Sonra Seth Lawrence konuşma bittikten sonra arada yapıştırdı lafını. Sonra zaten Riddle çok sinirlendi. Dedi ki senin arkadaşa Ethel kesildi görüşeceğim dedi. Senin yüzünü yumruklayacağım dedi. Senin yüzünü ezeceğim dedi. Seni mahvedeceğim dedi. Seni küfürler falan yağdırdı. Bayağı konuştu yani. Hmm Bilmiyorum. E bu arada ben size şunu söyleyeyim. E, niye taşındığıyla alakalı benim tahminim şu yönde. Yani biliyorsunuz o zaman Vince McMahon bu işin içindeydi. Yani o hazırlıyorlar. O son sözü söylüyordu. Şimdi artık Triple H başa geçtiği için e, Travel Edge böyle güzel bir maçı daha ondan daha güzel bir şekilde yap, e, yapacağını inanarak bunu sonraki attı yani etti kesilip attı yani ben bu maçtan ümitliyim yani bir de SummerSlam'dan Sılem'den klasikte taşıdılar İşte bu yüzden taşıdılar neden daha iyi bir maç sergileyebilmek için yani büyük ihtimal çok yaratıcı şeyler göreceğiz böyle o yüzden çalışılmış bir maç yani bu bir aydır uğraşılıyordu uğraşılıyordu üzerinde. Ee, o yüzden bu maçtan Beklentim var Hem bu olaydan dolayı hem de yani Rinklik isimler çok iyi Riddle, Seth Friken Rollins çok iyiler ee, Riddle'ın RQ'su Broderick Seth Rollins'ın falan filan Baya Güzel bir maç olacak diye düşünüyorum ama Burada ben Seth uzun zamandır maç kazanmıyor Riddle de kazanmıyordu galiba Yok Riddle kazanıyordu evet Bilemiyorum hmm. dostum. Bilemiyorum. Clash etti Castle. Seth çok az maç kazanıyor bu aralar. Artık ona bir push mu vermeliyiz? Riddler kaybettirerek pardon. Riddler, Riddler karşısına kazandırarak. Ya da Riddler'a mı push versek? Hazır Randy geri dönecek. Randy Orton'la feud'a sokarız falan filan. WrestleMania 39 39 yani. Orada set, ee, Riddle vs. Randy Hmm. Tamam kararımı verdim. Ee, bu arada bu dediklerimle bir alakası yok. Bunları öylesine şaka olarak söyledim. İçimden geleni söylüyorum. Riddle diyorum ve sıradaki maça geçiyorum. Evet dördüncü maçımıza geldik. Bianca Belair, Alexa Bliss and Asuka Versus Bayley, Dakota Kai and Sky Bundan da güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Ee, galiba kadınlarla ilgili tek maç bu değil mi? Yo bir de bir tane daha varmış. Evet tamam. Eee Bunda bunda da zorlan zorlanırım diye düşünüyorum. Aynen zorlanacağım düşünüyorum tahmin konusunda. Ne diyeceğim hiç bilemiyorum yani. Biliyorsunuz Bailey, Dakota Kai, Io Sky. Dakota Kai ile Io Sky NXT'den debut, debut yaptılar. Yani girişlerini yaptılar. Bailey de uzun zaman sonra geri döndü. Bir statement oluşturarak işte onları NXT'den toplayarak bir statement oluşturdu ve onları bu, buraya kadar getirdi. Ee hmm, Bianca Balay, Alexa Aska da zaten araları bir iyiydi. Arada da işte Bianca Balay'le Bayley'nin eski olayları falan vardı. Onlar da işin içine karıştı falan filan diyerek onlar da bir üçlü bir takım oldular. Bianca Balay, Alexablus, Aska. Eee bunu da ben hileyle kazanacaklarını düşünüyorum. Bay ile Dokal Kai ve Yo Sky kazanacaktır diye düşünüyorum bunu ama hileyle. Eğer hileyle kazanmazlarsa da bir şey demiyorum yani. Sadece ama fikrim hileyle kazanacaklarında. Ama yani direkt tahminim sorarsanız Bailey, Dakota Kai and Io Sky diyorum ve sıradaki maçımıza geçiyoruz. SmackDown Women's Championship maçı Lee Morgan vs. Shayna Baszler. Evet artık Lee Morgan'ın zamanı bitmek üzere. Kısa sürecek zaten söylemişlerdi kısa sürecek diye söylemişler kemer saltan hatta. Ronda Rousey de kaybedecek falan filan diyorlardı. Ben tabii ki de kendimce Lee Morgan diyordum. Ve doğru da söyledim. Lee Morgan kazanmıştı SummerSlam'da. Bunda ben tekrardan Lee Morgan'ın kazanacağını düşünüyorum. Shane Baszler'ı güzel bir şekilde alt edip hatta temiz bir şekilde kazanıp Lee Morgan'ın kazanacağını düşünüyorum. Ronda Ronda Rousey karşısında nasıl kazandığını hatırlamıyorum ama büyük ihtimal heal'leri kazanmıştı. Kazanmamış da olabilir tam hatırlamıyorum. Kusura bakmayın yani SummerSlam nedense çoğu ana aklımdan silinmiş yani. Bilemiyorum. Niye silindiği hakkında hiçbir fikrim yok. Ee, ama ben burada kısacası Lee Morgan'ın kazanacağını düşünüyorum. Yani Ronda Rousey ile Shayna Baszler'ın zaten aralarındaki olayı biliyorsunuz falan filan işte arkadaşlıkları falan. Ee, büyük ihtimal SummerSlam'da Ronda Rousey kazansaydı gene Shayna Baszler Ronda Rousey olacaktı. Ee, ama Lee Morgan vs Shayna Baszler ya da Shayna Baszler kazanır burada ondan sonra Ronda Rousey ile birlikte feud'a çıkar. Bu böyle bir yıl sonuna kadar gider işte bu kemer şeyi. Öyle, yani Shayna Baszler kazanırsa olaylar böyle gelişir diye düşünüyorum. Lee Morgan kazanırsa da bilemiyorum Wrestlemania'ya kadar koruyabilir mi acaba Zannetmiyorum ya Wrestlemania'ya kadar Royal Rumble'da falan kaybedebilir ama Şu an burada kazanırsa evet ee, Hatta burada kazanıp Survivor Series var bundan sonra galiba Ya da Extreme Rules mu hatırlamıyorum Ama Survivor Series varsa eğer Bianca Belair vs Lee Morgan olabilir Neden olmasın O da bir şampiyon sonuçta Lee Morgan diyorum. Aynen Lee Morgan deyip hemen geçiyorum. Sıradaki maçımıza geçelim. Ve evet 6. ve son maçımıza geldik. Bu ikilinin yani Clash at the Castle'da olacak main event'i bu iki kişi yürütecek. Roman Reigns ve Drew McIntyre. Roman Reigns vs Drew McIntyre for the Undisputed WWE Universal Championship. Evet Roman Reigns'i biliyorsunuz tamı tamına 2 yılı doldurmuş diyebiliriz yani. 2 yıl oldu yani birkaç gün sonra olacak işte. 2 yılı doldurdu. 2 yılı süren bir kemer saltanatı var burada. Yani son 10 yılın yani en fazla süren kemer saltanatı olabilir. Hatta öyle. Bayağı iyi. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Zaten bu ikili hep house show'larda dövüşüyorlar falan filan. Dark maçlar falan filan. Ama hep Roman Reigns kazanıyordu. Yani zaten bilemiyorum artık zamanı mı geldi diyorlar. Artık Drew McIntyre Roman Reigns'i bir kere yenme zamanı mı geldi diyorlar. Artık onun da bir push alması gerekiyor mu? Artık yeni bir şampiyona mı ihtiyacımız var diye bir Drew McIntyre e mi kazandırdılar bilemiyorum. Ya yani ya da Roman Reigns WrestleMania 39'a kadar koruyacak. Sonra Drak gelecek. Drak'la birlikte kapışacak. Sonra onu da yenecek. Sonra işte ya da kaybedecek bilmiyorum. Bu arada Roman Reigns Drak maçı bence kesinlikle olacak. Ee, söylenmiyor ama ben size söz vermeyeyim ama o olacağını düşünüyorum yani Roman Reigns vs. Drak. Eğer ben WWE'den biraz anlıyorsam Roman Reigns vs. Drak bence olacaktır. Ee, tabii ki de bilemiyorum belki de olmaz. Her neyse. Ee, ha, son SmackDown şovunu hatırlıyorsunuzdur ya da bir önceki mi bilemiyorum. Ya şimdiki ya da bir önceki bile hatırlamıyorum ne zaman olduğunu. Roman Reigns ve Bloodline biliyorsunuz Bloodline. Drew McIntyre adeta tosta çevirdiler. Sami de vardı yanlarında. Yani zaten Roman Reigns bayağı aşağı oldu. Üstüne sandalye çekti. Üzerine otur diyen yani dedi ki. Yani artık benden bu kemeri alın dedi. Birinin gelip benden almasını istiyorum dedi. Yani artık ıslar artık yani yalvarıyor yani benden alın bu kemeri diyor. Kimse alamıyor diyor. Eee. Tabi ondan önce de Jeroen McIntyre saldırmıştı. Jeroen McIntyre Roman Reigns aşağılamıştı. Üzerine geçip iki tane kemeri tutmuştu. Yani bir bir diyebiliriz bu durumda ama Roman Reigns'in sanki atağı daha bir şey yani. Hardcore olmuş yani. Eğer izlediyseniz o Smackdown şovunu anladınız dediğimi. Ee, yani Roman Reigns bir tane Claymore Kick yedi yani. Bir de birazcık dayak yedi. Onu adeta tosta çevirirler yani. İşte bu aylardır süren bir çekim. Hep zaten söyleniyordu. Drew McIntyre Clash at the Castle'da olacak. Rumor olarak, söylenti olarak söyleniyordu. Sonradan söylendi. Clash at the Castle'da olacak. Sheamus'la maça çıkacak falan filan. Sonra Sheamus'la olan maçı ertelendi. Pete Dunn geldi. Pardon Butcher geldi. ya yani bir şeyler oldu orada ve en sonunda artık Drew McIntyre Clash at doğru gitti. Söylentiden gerçeğe doğru gitti. Ve şimdi de olaylar buraya kadar gelişti. Zaten bu ikilinin husumeti vardı önceden de. Bakalım bu maçta kim kazanacak? Benim tahminim kesinlikle Roman Reigns'in kazanacağı. Bakalım neler olacak göreceğiz. 3 e, September 3, 3 Eylül Clash at the Castle'da. Bakalım neler olacak göreceğiz. Benim tahminlerim bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir videomu. O zaman sıradaki videomda görüşmek üzere. Yani umarım çekerim. E, şöyle söyleyeyim Clash at the Castle. TPV sonrası incelememdi. Görüşmek üzere ya da başka bir videomda görüşmek üzere. Çekemezsem de kusura bakmayın. Her neyse görüşmek üzere. Hoşçakalın.